Devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili güzel kardeşlerim, sevgili Bozkır'ın tezeneleri. Burada app diye bir kontekstimizi oluşturacağız. Ya Allah, Bismillah deyip buna add diyorum. New item diyorum. App db context diyorum. Gayet ekledi. Public diyorum buna bu arkadaşa. Diyorum ki bunlar içinde de çok bir şeyden bahsedeceğim. Bunlar diyorum ki db context options diye bir arkadaşımız var. Burada bahsediyor. Bir context belirteceksin diyor kardeşim buna. Çok pardon. Bu db context options arkadaşımız. Bakalım nelerden bahsediyormuş. Bla 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 bla. Bu class'la ilgili bir instance oluşturuyor diyor. Bunu entity framework arkadaşım diyor. Ben size öyle özetleyeyim. Vereceğin db context'le diyor option kullanılıyor diyor. Bir set ayarlar kullanılıyor diyor. Bunun üzerinden diyor Rift'in nesneleri ilişkisini sağlayacaktır diyor. Verelim. Tamam, ne türünden? Benim vereceğim app diye bir context türünden olsun. Bunun adı da options olsun. Bu da gitsin bu options'ı db context'in içine atsın. Desin ki bu options'lar bunlar. Al bunlarla ilgili bana bilgileri ver ve bunu kalıtım olarak sağla. Ve içine girdim kardeşim. Diyorum ki prop public diyorum. Public db set. DB set veriyorum. DB set veriyorum. Ne diyorum bunun ismine? Hemen buradan açtım core'umu. Core katmanım. Nelerim var benim? Base DTO'yu saymıyorum tabii. Hatta DTO'lar, pardon, çok affedersiniz. Base entity'yi saymıyorum. Customer. Customer türünden bir DB set oluştur diyorum. Hatta şöyle bunu hemen using yapacağız. Pardon. Ah, burada şeyleri, bağlantıyı vermemişiz demek ki bu arkadaşa. Customer'a hemen bağlantısını verelim. Tabii çünkü bağlantıları en başta oluşturacağım dedim. Sonra vazgeçmiştim. Hani yapa yapa görelim diye. Bu customer'ı nereden alacağız biz? Burada referans ekleyip tabii ki de core katmanından alacağız. Referansı ekledim. Geldim burada customer'ın üstüne. Alt enter yaptım. Ne diyor? Using fatihco.core models. Aldım. Customer türünden bir DBSet oluştur. Bu tablomun adı da benim. Bakın yazdığım gibi zaten customers diye belirttim. Aynılarını geliyorum. Prop ne kaldı sırada? Bütün hepsi için yapıyorum bunu. Unutmayın. Base entity hariç. DBSet department departments. Prop DB set ne var sırada? Group Groups. Bunları tek tek yazıyorum. Hepsini birden yazacağım. Sizi bekletmeyeceğim. Sonra devam edelim. Evet, hamallık kısmını bitirdim. Şimdi buna şöyle bir şey yazacağız. Bu önemli. Bir metodu override edeceğiz. Bu neredeki metot? DB context'teki metot. Public Override void on model greeting dedim. Pardon. Ne dedim? Model bu yıldır. Model bu yıldır dedim. Öyle demiş olayım hadi. Sonrasında buraya geliyorum. Diyorum ki ne diyorum? Model builder, pardon, model builder nokta dedim. Apply, pardon, yazmıyor. Apply configurations from assembly dedim. Açtım içine kardeşim bunu. Dedim ki assembly nokta, da burada assembly gelmedi, pardon. Assembly dedim. System Reflection dedim. Nokta. Ne diyordum? Get Executing Assembly. Diyorum. Pardon, tab yapmadım. Ondan sonra geliyorum. Diyorum ki base nokta.
On model creating. Evet, on model creating. Evet, de model buyuruyor. Dedim. Eş dost duysun bunu. Burada bir hata alıyorum. Bu hata nedir bu hata? Ne demiş? You cannot change access modifiers than overriding protected internal inherited DB context on model kritik model diyorlar. Internal, kim internal? Internal olan yok. Ha, tabii burada şöyle bir şey olabilir. Access modifier. Ha, pardon, protected yapacağım bunu. Protected. Çok bir sürü incik incik şeyler var. Şimdi burada bu arkadaş ne diyor? Bunun bir tane üst kısmında DB context'ten bize gelen vermiştik yani options'la birlikte. Bize gelen sınıfta bir tane on model creating diye bir şey var. İlk çalıştırıldığında model oluşturur olurken denen bir şey. Ama biz burada araya bir şey sokuyoruz. Diyoruz ki bir konfigürasyonlar vereceğim ben size diyoruz. Bunları da diyoruz al ona göre oluştur sınıfları. Yani biraz önce belirttiğimiz o bir önceki videolarda belirttiğimiz modeller arası tabular arası ilişkiler. Efendime söyleyeyim. ID mi identity kolumu olarak kullanılacak. İşte atıyorum belki şeye vereceğim. User'ın name'i diyeceğim. Maksimum 256 karakter olsun gibi konfigürasyonlar oluşturacağım. Bunları da tabii ki de nerede oluşturacağız? Çok affedersiniz. Bunlar da geleceğiz. Burada repository altında bir klasör açacağım. Bir folder diyeceğim. Configurations diyeceğim. Hatta oluşturmuşken diğer klasörlerini de oluşturayım bunun. Ne vardı? Migrations. Migration'ları alacağız birlikte. Repositories. Dediğim. Ve tabii burada yapacak olduğumuz Unit of Works klasörümüz var. Dediğim çok güzel oluştu. Şimdi buraya bir tane configuration oluşturalım. Bir tane derken her bir model için bir tane. Kaç tane modelimiz var? 1, 2, base entity saymıyorum unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane configuration oluşturacağım buraya. Çok da güzel olacak. Orada belirttiğim ayarlara göre gidecek. Veri tabanında verecek bilgileri. Biz şimdi mesela birazdan da bahsedeceğim. İlişkiler derken birebir ilişki, bire çok ilişki. Biraz önceki verdiğimiz şekil en temeli bunu zaten framework core zaten entity framework core zaten anlıyor. Ona göre yapıyor. Ama ben ekstradan çok çok ilişki, bire çok ilişki, şunu şunla yap, şunu bununla yap dememi anlamıyor. Onu ben configuration'a belirtmem gerekiyor. Mesela şöyle belirteyim ben size. Burada değil, payment kısmında customer ID var ve ben bunu customer olarak belirtmişim. Şimdi bunu Entity Framework bakıyor. Diyor ki ya Customer ID diye bir şey demiş diyor. Altta Customer demiş diyor. O zaman diyor bu Customer ID'yi ben buraya bağlayacağım. Bu demek diyor. Yani Customer ID verdiği zaman bin gideceğim ben Customer tablosuna bakacağım. Ve onun ID'sine göre ID temel kimlik kolonu diyeceğiz zaten bunu configuration'da. Öyle belirtmiş diyor. Ha, o zaman diyor ID yazan bir şeyle ilgili bunları diyor ilişkilendireceğim. Ama ben buraya customer ID değil de Ahmet ID dersem veya müşteri ID dersem farklı bir isim kullanırsam şurada belirttiğim nesne isminden şu isimden farklı bir isim kullanırsam burada o zaman benim configuration'a gidip belirtmem gerekiyor. Bak kardeşim şu ID şu bağlantıya bu ilişkiye aittir demem gerekiyor. Ama biz tabii buna demeyeceğiz bunu. Diyeceğimiz yerler olacak mı? Olacak. Ama şu an için gerek yok. İlk configuration dosyamızı oluşturmadan önce bence bu videoyu burada bitirelim. Uzatmayalım. Fazla 10-15 dakikaya geçmek istemiyorum demiştim size. Sonraki videoda configuration'larımızı oluşturup hızlıca migration'ımızı alalım ve veri tabanı tablolarımızı oluşturalım. Teşekkürler.